yükselip alçalanmasalar insan ergonomisi açısından çok önemli. İnsanın üretkenliğini arttıran bir durum. Çünkü saatlerce masa başında duruyoruz. Ve bu masa başında durmanın sonunda ya sıkılıyoruz, başka bir alternatif aktivite yapmamız gerekiyor. Bir yere gidip kahve içmemiz gerekiyor. Ya da belli bir süre sonra vücudumuzda o kasılmayı hissedebiliyoruz. O nedenle yükselip alçalanmasalar geleceğin trendi diyebilirim. Yükselip alçalan masalarında sağlıklı olanları mevcut tabii ki. Bu araştırma sürecim içerisinde farklı yükselip alçalan masalarla tanıştım, inceledim. Fakat bazılarında bazı problemler gördüm. O nedenle size birazcık yükselip alçalan masaların avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Daha sonra da benim yükselip alçalan masamdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi çalışma alanları değişiyor. Bundan 20-30 sene önceki çalışma alanları ile şu anki çalışma alanları arasında dağlar kadar fark var. Eskiden yaşadığınız alandan, evinizden çıkıp bir yerlere çalışmaya gidiyordunuz ve sadece çalışma oralarda gerçekleşiyordu. Ancak gelişen dünya ile beraber çalışma mekanları her yere dağıldı. Bu kahve mekanları olabilir, eviniz olabilir, bir ortak çalışma alanı olabilir. Yani bir ofise bağımlı değilsiniz artık. Bu bizim çalışma alanlarımızı tabii ki değiştiriyor böylelikle. Gelişen teknoloji aynı zamanda gelişen jenerasyonla beraber bazı şeyler değişiyor. Eskiden herkesin bir masası vardı. Üzerinde işte çocuğunun fotoğrafı vesaire her şey vardı. Bu bildiğin kendi alanıydı. Ancak şimdi paylaşımlı masalar söz konusu. Şimdi diyeceksiniz ki neden yükselir alçalır masa? Biraz önce de bahsettiğim değişen çalışma alışkanlıklarıyla beraber almamız gereken bazı pozisyonlar var. Biz eğer bu pozisyonları almazsak İnsanoğlunun alışa geldiği bu çalışma alanı mantığı evriliyor. Bizim de buna göre evrilmemiz gerekiyor. Diğer türlü postürümüz, psikolojimiz ve ergonomimiz sıkıntılı bir şekilde etkilenecektir. Şöyle söyleyeyim, İngiltere'de yapılan bir çalışmada 250 çalışanlı bir firmada yükselip alçalan masaları entegre etmişler. 250 çalışanı entegre etmişler ve bu entegrasyon sonucunda haftada 4800 pound şirket kazanca geçmiş. Hem üretkenlikleri artıyor çalışanların hem de psikolojik ve ergonomi açıdan sağlıklı olduğu için bu yükselip alçalan masalar çalışanların aldıkları izin sayılarında bir düşüş olduğu gözlenmiş. Bu aslında çok kayda değer bir bilgi. Bunu büyük bir firmaysak firmamızda eğer kendimiz freelance çalışıyorsak ya da öğrenciysek kendi alanımıza değerlendirmemizde fayda var. Eğer aldığınız yükselip alçalan masa olması gereken profesyonellikte üretilmemişse bazı problemleri beraberinde getiriyor. Bildiğiniz gibi iki tane ayak var bunlarda. Bu ayakların içerisinde de motorize sistemler var. Bu motorize sistemlerin birbirleriyle entegre olması gerekiyor. Koordine bir şekilde kalkıp inmesi gerekiyor. Aralarında doğacak 1-2 santimlik bir hatadan dolayı masanın üzerindeki ürünlerinize zarar verecek bazı hareketler olabilir. Belli bir süre sonra bu kolonlar bozulabilir. Aynı zamanda sizlerin postürünü de bozmuş olabilir. O nedenle yükselip alçalan masaları seçerken bu koordinasyonun düzenli olup olmadığını dikkat etmenizde fayda var. Bunların içerisinde dediğim gibi motorize sistemler var ve bunlar inip kalkarken belli sesler çıkarıyorlar. Bu seslerin sizi belki ortak bir alanda çalışıyorsanız ortak alanda çalıştığınız iş arkadaşlarınızı ya da sınıf arkadaşlarınızı ya da herhangi birini engellememesi, rahatsız etmemesi gerekiyor. O nedenle düşük bir ses çıkartması gerekiyor. Bu durumda bu motorize sistemlerin çıkarttığı sesleri de dikkat etmenizde fayda var. Gelelim bir diğer özelliğine. Bu yükseklik ayarları olmayıp sadece aşağı indirip yukarı kaldırmak gibi durumlar varsa bu sizin istediğiniz pozisyonu her seferinde arayıp bulmanıza neden olacaktır. O nedenle almayı planladığınız ürünlerin yükseklik ayarlarının belli sık kullananlar ekleyerek belli yükseklikleri almanızda fayda var. Böylelikle almak istediğiniz pozisyonu hızlı bir şekilde oraya getirip çalışmanıza devam edebilirsiniz. Bu yükselip alçalan masalarda en çok rastlanan problemlerden bir tanesi de bildiğiniz gibi bunlar şimdi ray sistemi olduğu için rayların arasında boşluklar olabiliyor. O nedenle masa çok sağlam olmayabiliyor. Bir boşluk hissedebiliyorsunuz raylarda. Bu işte alırken dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Çünkü bu ray boşluğu ilerleyen zamanda bir problem olursa tık diye atması anlamına gelebilir ve hem üzerinde bulunan ürünlere zarar verebilir. Bilgisayarınıza, monitörünüze, hoparlörünüze, telefonunuza her ne kullanıyorsanız masanın üzerinde bunlara zarar verebilir. Hem de eğer altında siz çalışıyorsanız bir anda üzerinize düşerse sizlerin sağlığına zarar verebilir. O nedenle bu stabilizasyonun dışında sağlamlık da çok önemli burada. Ya ben bir de bunları neden çok seviyorum biliyor musunuz? O eski hantal masaları biliyorsunuz böyle işlemeli falan masalar olurdu eskiden. Böyle minimalizmden uzak gibi masalar olurdu. O masaların yerine böyle minimal masaların gelmesi bizim algımızı dağıtmayacak ve sade bir ortam yaratacağını düşünüyorum. Bunu araştırırken çok detaylı araştırdım ve bu problemlerin olmadığını bilerek bu masayı tercih ettim. Şu an bu pandemiden dolayı ofiste yalnız çalışıyoruz.
O nedenle belli aralıklarla gerçekten böyle yapmanız gereken işler birikiyor. Fakat siz sıkılıyorsunuz. Yapacak haliniz, dermanınız kalmıyor. Böyle işi bırakıp bir hava almaya çıkmanız gerekiyor. Ancak onun da yetişmesi gerekiyor. İşte burada bu yükselip alçalan masalar insana gerçekten eğlenceli bir hava katıyor. Sıkıldığınız zaman böyle ayakta kalma pozisyonuna kaldırıp istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok basit bir şeymiş gibi gelse de çok eğlenceli oluyor. Tavsiye ederim bu konuda. Muhtemelen bu eğlenceli olma durumu da üretkenliği olumsuz yönde etkilemek yerine olumlu yönde etkiliyor. Bu kadar minimal masanın bazı problemleri de var tabii ki. Teknoloji her ne kadar gelişse de kabloları bir şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Fakat ona da bir çözüm bulmuşlar. Altında bir kablo kanalı var. Normal seviyede bir kablo ihtiyacınız varsa bu kablo ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Fakat bunun dışında aşırı kablo kullanan biriyseniz de onunla alakalı ayrı bir video gelecek. Biraz önce dikkat edilmesi gereken ve kaçınılması gereken şeylerden bahsettim sizlere. Linak bu masa ayaklarında dikkat edilmesi gereken her şeyi dikkat etmiş ve çözmüş vaziyette. Aynı zamanda uzak durulması gereken her şeyi pozitif hale çevirmiş, kullanıcıya sunmuş vaziyette. Fakat bunların dışında sunmuş olduğu bazı özellikler de var. Birazcık sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi kumandası. Kumandası Red Dot ödüllü. Red Dot ödülünü bilmeyenler varsa internetten araştırıp hangi ürünlere ödül verdiklerini görebilir. Benim için önemli bir ödül aslında bu bakarsanız. Burada 3 tane tuş var içerisinde. Aynı zamanda yukarı aşağı sezgisel olarak kontrol edebileceğiniz bir kumanda bu. Hani tuşlar vardır ya, yukarı işaretli oka basarsınız. Fakat bu yatay yüzeyde olduğu için yukarı aşağı çok böyle mantıklı gelmez insana. Fakat burada hiç öyle yukarı aşağı yok. Eğer kumandayı yukarı kaldırıyorsanız yukarı, aşağı itiyorsanız aşağı gidiyor. Dokunmatik bir ekranı yok. Böylelikle dokunmatik ekrana yanlış bir şeye basarım diye düşünmenize de gerek yok. Burada çok sezgisel bir şekilde bir kumanda ihtiyacını gidermişler. Bunun dışında altında 3 tane tuş var. Bu tuşlardan bir tanesi yükseklikleri, biraz önce de bahsettim. Sık kullanılan yükseklikler vardır işte 75 cm, 80 cm, 1.20. Genelde aslında 3 tane sık kullanılan vardır. Fakat 4.'ü de koymuşlar. Aslında bir yandan düşünüyorum 4.'ü de mantıklı. Çünkü bazen böyle gömülerek çalışmak isterseniz orada o pozisyonu sunacak size bir yükseklik gerekir. Bazen de böyle dimdik çalışmak istersiniz. Bazen taburede çalışmak istersiniz. Farklı bir harekette olmak için sırtınızı yaslanmadan şöyle dik durayım diye. Bazen de ayakta çalışmak isterseniz. Bunları sizlere sunuyor aslında. Bu sık kullanılanların olması her seferinde o İhtiyaç duyduğunuz yüksekliği arayıp bulmanız da zaman kaybettirmiyor sizlere. Böylelikle kumandayı iki kere yukarıya tık tık yapıp bir sonraki sık kullanılanlara geliyor. Ya da iki kere tık tık aşağı yapıp bir aşağıdaki sık kullanılanlara gelerek sizleri istediğiniz pozisyona getirmiş oluyor. Altında bir alarm tuşu var. Bu alarm tuşuna basarak kendinize bazı uyarıcılar oluşturabiliyorsunuz. Bu uyarıcılarla beraber şöyle bir durum oluyor. Basıyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. 45 dakikanın sonunda size uyarı veriyor. Artık ayağa kalkma zamanı, 15 dakikada ayakta çalışman gerekiyor diye. Eğer bunu siz kabul ediyorsanız basıyorsunuz ve ayakta çalışma yüksekliğinize getiriyor ve sizleri ayakta kullanmanıza sağlıyor. 15 dakikanız dolduktan sonra zamanın doldu, istiyorsan oturabilirsin diyor. Eğer onu kabul ederseniz de aşağı oturma pozisyonunu alıp sizleri mevcut çalışma halinize getirmiş oluyor. Bence yani şık bir özellik. Bunun dışında bir tuş daha var. O da Bluetooth. Telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve her türlü işlemi telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Hiç masaya dokunmadan yüksekliğini ayarlayabilip sık kullananları direkt santimetre olarak oradan değiştirebiliyorsunuz. Santimetre demişken üzerinde bir de ekran var bu modelde. Bu modelde yerden ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bunu alırken şey düşünmüştüm. Şimdi ben 2 santimlik tablo da kullanabilirim. 4 santimlik tablo da kullanabilirim. 3 santimlik tablo da kullanabilirim. Bunu nasıl ayarlıyor diye. Daha sonra ölçtüm ve bunun doğru olmadığını öğrendim. Bu standart bir sayıymış. Bunu siz tablanızın yüksekliğine göre ölçüyorsunuz ve üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ve böylelikle tablo yüksekliğiyle beraber masa yüksekliğiniz kalibre olmuş oluyor. Ve her bir yükseklik farkını santimetre açısından ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu bence yani bazı detaylar vardır. Bütün markanın aslında size ne kadar ince detayı gördüğüyle alakalı bilgiler verir ya. Bu bence o detaylar gibi bir detay. Ya bunu dahi düşünmüş olmaları beni gerçekten çok şaşırttı. Gerçekten bir aydır her gün kullanıyorum ve hiçbir sıkıntısını yaşamadım. İlk başta bu yükseklik muhabbetinden dolayı aklımda bir soru işareti vardı. Tam olarak doğru değil diye. Daha sonra bir araştırma yaparak bu yükseklik işini de çözdüm. Ve şu an tam anlamıyla milimetrik olarak kalibre bir şekilde masanız yerden ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Beni şaşırtan ve hoşuma giden bir diğer özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkada tablolar var ve tablolar kalın. Duvardan çıkıntı yapıyor şekildeler. Ve ben de duvara olabildiğince yaklaştırdım. İlerleyen zamanda birazcık daha geriye alacağım. Fakat şu an yaklaşmış vaziyette denemeler yaparken şunu gördüm. Şimdi bunu kaldırırken monitör standım tablolara değdi. Aha dedim, patladı. Yani direkt, çünkü ya monitör standını patlatacak ya da tabloları patlatacak. Fakat şöyle bir şey gördüm. Çarpma engelleme sistemi var burada.
yukarıya değdiği zaman tık diye duruyor. Yani burada durdurucu bir şey olduğu zaman duruyor ve hemen 2-3 santim aşağı inip bekliyor. Siz basılı tutsanız bile, yani yukarıya doğru çekiyorsunuz, basılı tutmuş vaziyettesiniz. O yukarı geliyor, tık diye duruyor. Sonra 1-2 santim geriye alıyor. Bu özellik de gerçekten benim hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Bir de Linac'tan bahsetmek gerekiyor. Linac bir Danimarka firması. Normalde bu hastanelerde gördüğünüz o hasta yatakları var ya, hareket eden, her yeri ayrı ayrı hareket eden yataklar. O yatakları üreten bir firma, ancak ofis masaları işine de girmişler ve bence bu işte gayet de başarılı gibi gözüküyorlar. Şu an sizin IKEA globalde ve Türkiye'de bildiğiniz birçok markanın bu yükselip alçalan masa ayaklarını üretiyorlar. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son kullanıcıya, yani size, bize hitap etmiyorlar. Onlar sadece bu üretimi yapan firmalara hitap ediyorlar. Son kullanıcı olarak eğer Linac'ın kapısını çalacaksanız alacağınız cevap biraz olumsuz olacaktır. O nedenle Linac sağlayıcısı olan firmalardan bunu temin etmenizde fayda var. Linac sağlayıcısı firmaları da aklıma gelenleri altına yazarım. Eğer siz Linac'tan masa ayağı alan bir firmaysanız ve burada isminiz yoksa lütfen benimle iletişime geçerseniz sevinirim. Oraya sizin isminizi de ekleriz. Benim aklıma gelmeyen bir şey varsa lütfen altına yazın. Şunun altını net bir şekilde çizeyim. Son kullanıcı olarak Linac'a gitmeyin. Hiçbir şekilde bu konuda geri dönüş yapamıyorlar. Toptan satış yapıyorlar. Çünkü bir uluslararası bir firma ve yurt dışından getirdikleri ürünleri toptan bir şekilde satıyorlar. Ancak dediğim gibi Linac'tan ürün alan firmaların isimleri aşağıda olacak. Bu masanın kumandası ödül aldığını söyledik. Fakat bu masanın kurulumuyla alakalı bir rahatlık var. Kick and click diye bir sistem var Linac'ta. Montajlarınızın çoğu vidasız bir şekilde yapılıyor. Normalde bu ayakları ben nasıl monte edeceğimi düşünürken böyle anlamsız bir parça vardı. O parçayı, iki parçayı birbirine bağladıktan sonra o parçayı koyduğunuz zaman içine, birazcık sert oluyor tabii ki bu. Bunu koyduktan sonra çok rigid bir şekilde ayaklar birbirine bağlanmış oluyor. Vida gibi küçük aparatlarla bağlamak yerine büyük bir aparatla bağlamış oluyorlar ve sağlamlığını bu şekilde sağlıyor. Serinin bir sonraki videosu için harıl harıl çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Thank you.